Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Ne haber? Bu haftaki programımızın konuğu Esra Dermancıoğlu. Bu hafta trend topiklerde neler var diye baktık. Çünkü artık politika, efendim, siyaset ve benzeri haberlerle ilgili çok bir şey söylemek istemiyoruz. Gına geldi. Çünkü biz söyledikçe de hiçbir halt değişmiyor. TRT'de haber sunmadığım sürece bunlardan çok bahsetmeyeyim diye düşündüm artık. O yüzden trend topiklerde neler var diye baktık. Bizim gözümüze en çok çarpan sanırım sizin de çarpmıştır. 10 Years Challenge diye bir şey. Efendim, bizim gözümüze çarpan ilk 10 Years Challenge fotoğrafları aha şunlar. Hatırlayanlar var mı? Bunların şarjı bitmiyordu değil mi gerçekten? Evet. Toblerone malzemeden çalmaya başlamış gördüğümüz kadarıyla. Peki bunu şeye yetişen var mı? Almanya'dan geldiği zaman görebilen jenerasyon var mı aramızda? Evet tabii ki. Sen, ben işte başka tabii ki ikimiziz. Başka yok. Evet yok, gerçekten yok. Rezalet. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bilen, anlayan varsa. Ay onu anladım. Onun eğlenceli bir tarafı yok. Bir de şeyler vardı tabii. Arasında fark göremediklerimiz. O cüzdan 10 senede dolmadı anasını satayım. Efendim neyse ki biz en iyisini yine sizler için seçtik. Türkiye ekonomisinin 10 Years Challenge'ı. Challenge'sa kralı bizde var her zaman bildiğiniz gibi. Geçelim ona. Hayır. Ne? Gelmedi. Bu işte soğan fiyatı bilmem ne falan. Gelmedi. Neden? Tutuklanırız diye mi? Bu hayatımda duyduğum en saçma şey. O gelmedi. Niye gelmedi? İbrahim, kovuldum. Canlı olarak ilk defa birini kovdum sevgili seyirciler. Devam edelim. O zaman size bunu unutturacak bir video seyrettirmek istiyoruz. Aha buyurun. Arkasından bir şey çıkacak zannettim ama çıkmadı galiba. Bu hem biri bir şey yapacak. Bu kadar. Sadece bu teyzelerle arkadaş olmak istiyoruz. Bu. Ali İnsan diye bir kardeşimiz var. Tanıyanınız var mı? Ali İnsan. Duydunuz mu? Evet. Duydunuz mu? Gerçekten mi? Ah süper. Çok sevindim. Daha fazla insan tanısın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ali İnsan henüz 13 yaşında. Şimdiden 2 tane prestijli müzik ödülü sahibi. Bunlardan biri Mozart ödülü. Muazzam bir yetenek ve ses. Kendisinin YouTube kanalı da var. Sizinle onu tanıştırmak istiyoruz. Ufak bir kuple dinleteceğiz kendisini size. Altın yüzüm kırıldı ey. Suya düştü, su doğruldu ey. Efendim, yani bu tarz haberleri anlatmaktan gerçekten sıkıldık ama haber mitoz bölünmeyle çoğalıyor sanki, durduramıyoruz. Jeofizik Mühendisleri Odası'nın Batı medeniyetinin sonunu getiren muazzam bulguları oldu bu hafta. Yeni bir kıble yönü bulma yöntemi geliştirdiler. Vay anasını diyoruz. Şimdi NASA düşünsün. Bilmeyenler için söyleyelim, telefonlarda aplikasyonu var. Efendim, ülkede ucuz aksiyon severlerin de yüzü gülsün diye düşündük. Almanya'da ajanlık üzerine bir yüksek lisans programı başlamış. Gurbetçi kardeşlerimiz akın edebilir diye düşünüyoruz sevgili muasır medeniyet. Çünkü biz Kurtlar Vadilerinin ve Çukurların çocuklarıyız. Neyse belki de bu sayede YouTube'u bırakır oralarda eğitim alırlar. Bir alıntı var haberden. Üniversitenin rektörü şöyle bir şey demiş. Bu bir ajan yetiştirme programı değil. Çatıdan çatıya sıçrayarak yapılan bir sıcak takip olmayacak demiş. Dolayısıyla çukur severlere duyurmamız gerekiyor. Facebook yeniden data sattığı iddiasıyla bir mahkeme şoku ve akabinde büyük bir ceza daha almak üzere. Facebook ne ya, Facebook mu kaldı diyenlere ayrıca bildirmek isteriz ki Instagram Facebook'a ait.
Bu haftaki programımızın konuğu Esra Dermancıoğlu. Gel bakalım. Ya Esra, seninle ilgili beni biraz korkuttular. Sanki ben seni tanımıyormuşum gibi. Kafasına göredir, içine kapanır, aklına estiği gibi takılır. Moda olmazsa konuşmaz, zart zurt falan dediler. Biliyorsunuz kendisi zaten nevi şahsına münasır bir hanımefendidir. Instagram'da filan da kafasına göre takılıyor. Nedir senin olayın bilmeyenler için? Dedik ve gördüğünüz gibi Esra kabuğuna çekildi. Vallahi dedikleri doğruymuş. Oldu o zaman. Nedir olayın? Bir olay yok. Yani ya, bence işte de yok. Bir şey yok. Ne sordun tam anlamadım. Baştan sorayım. Gerçekten baştan sorayım. Hayır, baştan söyleme, onu anladım. Ya işte, niye kabuğuma mı Yok, asla değil. Meğerse hiç konuşmuyor. Kabuğuna dönme değilmiş. Kumlaçmış yaptı. Kabuğuna dönme dedikleri zaten konuşamadığı için. Konuşuyorum da şeyi anlamadım. Yani niye içine dönüyorsun mu yoksa? Yok, şeyi soruyor insanlar. Yani kendine has bir eğlence anlayışın var. Bu da herkese tanıdık gelen bir şey değil. Bunu sen mi yarattın? Aklına nereden geliyor gibi tuhaf mizahçıların çoğuna sorulan merak sorusunu daha bir canlı sorduk biz gibi düşün. Tamam. Yani hiç bir kere önceden düşünerek yaptığım bir şey değil Instagram'da. Hani hazırlanıp ya da ne bileyim bir saçıma başıma bakıyorum tabii ki ama yani genelde bakmıyorum aslında ama o an gelişiyor ve çok önceden düşündüğüm bir şey değil. Yani. Evet, zaten o özellikle Instagram'da. Ya da aklıma bir şey takılıyor mesela atıyorum sette bir şey takılıyor, sokakta bir şey takılıyor. Sinir oluyorum. Ona çok böyle hani sinirli bir taraftan girmek yerine beni çok rahatlatıyor komedi tarafına kaymak. Yani aslında orada kendime bir terapi yapıyorum. Seninle ilgili bir özel kolaj hazırladık, onu seyredelim Nereye istiyoruz. Nereye bakacağım? Yani şuraya bakarsın diye umduk biz. Bakmak istediğin başka bir yer varsa. Afiyet olsun. Gerçekten saç yani şansıma tüküreyim. Kanda saçlarımı yandan o Afrikalılara ördürdüm. Fransız polisi geldi ve hepsini dağıttı. Saçım yarıda kaldı, gitti. Kadının şeyi de kale bütün tokaları da bende kaldı. Melik Şah'a da teşekkür edelim bu kolajı bize yaptığı için. Bence çok eğlenceli bunların hepsi. Yine gördüğünüz gibi kabuğuna çekildi. Şimdi çıkartmak için sabun dökeceğiz üstüne. Ya şey çok enteresanmış hani o Instagram'ı kendince kullanıyorsun ama aslında birileri de seyretsin diye yapıyorsun falan filan ama bir espri anlayışı dediğin şey o kadar yani görece ki hani bazıları yani kendimce kendim eğleniyorum bununla ama yani çok yani Artık belki biraz kendine gelirsin Esra. Girdiler birbirlerine. Hayır, şöyle bir şey. Yani komik gibi... Başka bir soruya geç. Otur ya. Bu bölümde Esra hakkında çıkmış birbirinden boş ve saçma sapan haberlerden özel bir derleme yaptık. Bu iddia ve haberleri muhatabına soruyoruz. Aha Esra Dermancıoğlu.
Zaten burayı tekli göstereceğimiz için. Nerede? Kafam yukarı. Neden? Nereye bakacağım? Dur, buraya bakacağız. Ay, daha... Efendim kahkahalar arasında abim söylemeye çalışacağım. Esra Dermancıoğlu'nun fotoğrafları şaşırttı. Esra cidden rahmetli Alan Rickman'a acayip benziyor. Ama daha da garibi Game of Thrones kastındaki birebiri. Onu da göreyim. Aha bu. O efsane haber geliyor ekrana. Mukaddes yenge yapımcılara seslendi. Bu gerçekten bayağı benziyorsun o diyebileceğimiz şeyle. Evet. Gerçekten yapımcılara seslendin mi? Seslendim. Biz de benziyoruz falan mı dedin? Ne dedin? Şuna bir bakın. Gördünüz mü? Hayır, bilmiyorum. Seslenmişimdir. Hop falan mı? Yapımcı. Açıl. Games of Thrones'a geldim. Games. Evet. Evet, tamam. Seslendin, seslenmiş. Tam olarak nasıl seslendiğini kendi de hatırlamıyor şu an. Evet, bir diğer şeye geçiyoruz. Çünkü haber diyemeyeceğim. Şöyle, Esra Dermancıoğlu'dan ilginç dans figürleri. Haberde şöyle bir bölüm geçiyor. Dans etmeye başlayan oyuncunun öncelikle çift telliye benzer figürler yaptığı, ardından da horona yeni bir yorum getirdiği görüldü. Bitmiyor. Dermancıoğlu'nun hangi yörenin dansını yaptığı tam anlaşılamadı. Haber gerçekten gibi haber. Haber gibi haber. Bunu nasıl ciddiye alırlar? İnanılmaz. Nasıl olabilir? Vallahi inanılmaz. Peki gerçekten. O fotoğraf ne? Haberin fotoğrafı. Haberi, yani bu habere inanılmaz. Karşı koymayı gidiyor kanala. Efendim bir başka habere laps diye geçiyoruz. Büyük vefasızlık. Bu da bomba bir haber. Haberin yazarının zihninde geçen harika olaylar dizisi. Esra Dermancıoğlu'nun yediği içtiği ayrı gitmeyen dostu Beren Saat'le sevgilisi Kenan Doğulu, Hande Yener, Kenan İmirzalıoğlu, Ceza, Bilgi Öztürk, Cansu Dere ve Ceyda Düvenci geliriz demelerine rağmen açılışa katılmadı. Ama bir ressamla çalışmıştık. Evet. O ressam için de bir açılış yapmıştım ben. İşte Beren geldi, arkadaşlarım geldi yani. Sonra öyle bir haber yapmışlar işte. Bunlar da gelmeyenler. Evet, uzağa uzağa bak mesela böyle duruyorum. Ondan sonra büyük birden dalmışım artık ne düşünüyorsan. Ondan sonra böyle duruyorum, onu almışlar uzaklara bakıyor. Kenan İmirzalıoğlu onu bekliyor gelmedi. Değil mi? Ben böyle Kenan... Gelse de bir... Kenan da bir... Resmi görse. Resim alsa. Öyle bir şey, hiçbirini tanımıyorum gerçekten. Keşke gelselermiş yani, Ceza falan çok severim. Ama tanımıyorum hiçbirini yani. Saçma sapan bir haber. Yani bu olmadı. Yani böyle bir şey yok. Yok haber, olmayan bir haber bulduk. Şimdi çok enteresan bir şey geliyor. Esra Dermancıoğlu'ndan bacak şov. Fotoğrafa bakın. Onlar bacak ve yukarıyı karıştırmışlar. Gerçekten kesinlikle anlamadık bu başlık ve görselin uyuşmazlığını. Biz bacaklarının gayet güzel olduğunu düşünüyoruz. Şovsa budur. Budur. Bu bölümü bitiriyoruz. Alkışlıyoruz Esra. Efendim Esra Hanım biliyorsunuz oyunculuk serüveni oldukça geç başladı. Yani kariyerine 36 yaşında başlamış çok oyuncu bilmiyoruz biz. Öyle bitiyor. Gerçekten saç saça baş başa finale doğru. Gerçi biz ekipçe yaş baş olayına çok takılmıyoruz. Esra da bildiğiniz ve takip ediyorsanız gördüğünüz gibi o da takılmıyor. Sen bayağı yaşsız birisin zaten. Ama öyküne baştan başlamayı şey yapıyor. Ya yaş yaşsız derken. Çok. Yani ya boş yaş ver yaşı. Konusu, hayır bir kere oyunculukta öyle bir şey yani ne bileyim bale yani. Asla 36'dan sonra hani bale yo yo biliyorum hani bazı şeyler var zaten mümkün değil pot yani evet. Yapabilmen. Ama fiziksel hani oyunculukla ilgili çok daha bazen iyi bir yerden de başlıyorsun. Biraz da böyle bir toparlamakla ilgili ya. Çok hani, haklısın. Bence tecrübenin çok fazla etkisi var oyunculuğa. Yani o yüzden var. Artı bir şey yani, olmuş olması çok mümkün. Çok ezberden bir yerden gidiyorsun bazen okuldan evet. Çıktığın zaman. Ama öbür türlü o toplama hali iyi sanki. Ya da bilmiyorum hani. Daha önce ne yapıyordun sen? Sanat tarihi mezunuyum ben.
Zaten ne yani. Oldu? Aa, ne oldu? Biz de boş değiliz diyerek programa devam eden Esra Darmancıoğlu. Biz seninle şeyde tanışmıştık, hatırlar mısın? Dot'un Gmall'da kafesi vardı o zaman. Aha. Orada tanışmıştık. O zaman ilk zamanların mıydı? Ne zamandı o? Hayır. Onu ben mi bileyim? Kestik. İşte ne zaman Fatma Gül'ün bir yengesi. Yengesi. Çok sıkıldın değil mi o yenge sohbetini? Vallahi evet. Çok sıkıldım. Tamam yeter vallahi ya, o yenge sohbetini yapan varsa aranızda yapmayın tamam. Evet, fırçamı da attıktan sonra. Çat çat çat, kimsenin bir şey dediği yok mesela, hiçbiri bilmiyormuştu. Yenge, yenge mi? Yenge mi? Ayağınıza sağlık deyip gönderirsiniz. 2009, 2008. Evet, bayağı iyi. Ama bayağı zonk diye de girdin zaten. Ama bir tek oradaki yengede kötü rol oynayarak bayağı enteresan bir şekilde girdin ama sonra sempatik rollerle devam ettin. Diyebiliriz. Diyemeyiz. Demek ki CV'de... O da yanlış. Hayır. Vallahi mı? Hayır. Sempatik rol derken? Yani işte, yani hani işte Fatma Gül gibi Fatma gitmedi Gül... işte devamı. Aslında gitti. Öyle mi? Hep kötü evet. Rol mü geldi? Evet. Ciddi mi diyorsun? Evet. Allah benim belamı versin sevgili. Kötü rol derken hep o işte böyle kötü kadın o ha. Dizilerde var ya. Hani bir kadın hep bir onu hiç evet. Anlamamış da geçiyor. Yapıyor ya. Hani böyle yapıyor ya böyle hani kötü kötü bakıyor senin böyle. Senin dünkü neydi? Ay bunu anlatacağım. Koca koca gözlerini şimdi, açıyor. Biz Alice çalışıyoruz. Dün Melikşah da bizi ziyarete geldi. Alice'de hepinizin hatırladığı en net şeylerden biri Alice küçülür ve büyür. Biliyorsunuz. Bu geldi. Melikşah. Böyle sahnede geriye doğru koşup ben şimdi küçülüyorum. Şimdi de uyuyorum falan yapacak dedi. Altımıza işedik gülüm. Melikşah. Seviyorum. Küçüldüm belki. Ben şimdi küçüldüm. Şimdi hocamam diyelim. İşte böyle bir oyunculuk yani. Kötü baktık. Evet, evet o ya öyle bir şey var. Hani o bizim o sektörde yerine. Var galiba. Ha, var. Ya bu bunu yapıyor. Yapıştıralım ondan devam etsin gibi i̇şte bir şey biraz var. Biraz hafif böyle bir tatlı bir yerden oynamaya çalıştığım için de arada böyle hani kötü olsun ama biraz komediye de hani evet, bir yatkınım, şekilde o da görünsün, kayabilsin falan. Yani falan yaptım ama. Zaten kötü rollerde bile sempatik bulunan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Bu daha doğru bir olabilir, cümle olabilir. Olabilir. Yani. Ama bu Hayalet Dayı'ya kadar sürdü. Esra'nın o filmdeki hali nedir Allah aşkına diye kendisine sormak istiyor. Evet, tam onu da soracağız. Sadri Alışık komedi en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Yani milletin kendini yırtıp alamadığı ödülü bu rolle aldıktan sonra belki bir özür dilemek istersin. Hiç özür dilemiyorum fevkalade. Altyapısı kuvvetli, katmanlı bir rol. Bravo Sadri Alışık, jürisine. Ne özür dileyeceğim ya? Bu delirmiş. Aldım ben onu. Aldım. Hırsa bak. Vallahi tebrikler. Ya nasıl ben de anlamadım yani. Ya. Onları tebrik etmek lazım. Yani Hayalet Dayı tatlı filmdi ama yani ne bileyim en iyi yani komedi yani. Hani. Şey var mı değil mi? İki kere daha komedide de hacı olalım sevgili Esra. Komedi. Mesela ödül beklediğim başka film vardı bunda yok canım ne derken bileyim, bundan almış. Yani sadece alışıp da poz tiyatro oyunu yapmıştık mesela. Orada böyle bir sanki titremiştim ha, olurdu. Hani. Anladım. Titremiş miydim? Evet. Ya bazıları da titriyor diyerek konuyu kapatalım. Ödül için titriyor. Bir Sadri Alışık'ınızı alırım. Çıkmasın. Şimdi Esra'ya biz doğruysa anlatmaktan bıkmış olması gereken bir konuyu açacağız. Esra gerçekten cümbüşü icat eden ve soyadı Atatürk tarafından verilen Zeynel Abidin Cümbüş Bey'in torunu mu? Atatürk tarafından verilmedi. Soyadı Atatürk tarafından verilmemiş. Peki sen cümbüşü bulan bu beyefendinin torunu musun? Evet. Müthiş bir şey. Atatürk'ün karşısında...
ben böyle bir kere anlattım. Yani bazen o ailenin hani çocukları vardır, annesinin babasının ağzına bakar, dinlemek ister. Ben çok sıkılırdım mesela, dayım anlatır, işte anneanneler anlatır, böyle yapardık. Şöyle ben hep böyle hani kaçardım. Gerçekten çok şey değilim yani, dinlememişim çok. Fakat bir programda aynen böyle soru sordular falan. Ben de böyle evet dedim, bir tenekenin bir tenekenin üstüne, yani cümbüş aletini biliyorsunuz evet, değil mi? Yani çok da yani sonuçta öyle ya da böyle bir icat. Evet. Ben de bir tenekeye misina bağlamış dedim. Bu kadar ilkel bir cümleyle. Hatırlamıyorum ya da Doğa Rutkay'ın şeyin birinde. Onsa beni kuzenim aradı, dayım ne olur. Alo Esra, yazıklar olsun. Ailemize yaptığın bu terbiyesizlik. Benim dedem diye böyle başladı. Dedeyi anlatıyor. Ulan diyorum, iyi ki ben de dinliyorum. Sonra ne olmuş diye. Onu öyle yaptı, bunu böyle yaptı. Onu... Ama yine unuttum. Onun için yine hiçbir şey anlatamayacağım yine. Ama sonuçta icat etmiş ve dedem. Ve çok önemli bir şey bence. Yani ne diyeyim, iyi bir şey yani. Alkışlıyoruz Esra. Oh, yeah! Ver, hoşuma gitti o bandı takayım. Al, senin olsun. Esra'nın yeni bandını alkışlıyoruz. Çok sıkı be, beynim kopar. Beyni kopar diye korktuğumuz için geri alıyoruz. Göz bandını ters takabilen ilk insan mısın acaba? Enteresan bir anı oldu şu an hepimiz için. Ay hadi inşallah, bileme, geçen hafta Enis ağzıma sıçtı çünkü. Hepsini ben içtim. Sanki biz de ne bokuyorsak şu an, gözünün tatacağı şey için niye kapadık acaba? Ben içtim, ben içtim. İçeceğim, dur. Bu şey. O kadar iyi biliyorum ki. Çilek suyu bu be. Çilek suyu mu bu? Ne? Çilek suyu değil mi bu? Doğrudur. Ne? Hayır lan o zaman. Çilekmiş. Sen iç. Ben işte ben tamam içeceğim bir şeyi. Hangisini içeceğim? Ver bakayım. İçtin mi? İçmedim. İçeyim mi? İç. Ben kazandım, sen evet, içeceksin. Bu ne lan? Ne içiyorsun? Oyunu anlayamıyorum. Böyle pis bir şey içmen lazım. Cezalı bir şey ya, değil mi? Doğru ya. Sen bize eski şeyleri getirsene. Yok yok, İbrahim, boş ver. Böyle sen... gidelim. Boş ver, boş yok, ver. Yok yok, boklu şeyleri içelim ya. Senin de gönlün olsun. Senin de gönlün olsun. Getir balzamikleri falanları getir. Ha, balzamik iç işte. Ha, ha. O çünkü onu duymuş. Onu bana iteleyecek. Dur dur. O ceza olan. Dur. Esra bir elin dursun. Göz bandını çıkar şimdilik. Tamam. Boklu olanları gelsin de öyle yapalım. Hadi artık. Uyy, çok ağır kokuyor. Allah kolaylık versin. Hadi teşekkürler. Bakalım. Hangisi içeceğim? Balzamik, üzüldüm ya, yapmayacağım. Al limon suyu iç, tansiyonun düşer. Aa, senin tansiyonun mu var? Esra için seyircilerimize içireceğiz. Çünkü tansiyon problemi çıkabilir. O kadar mutluyum ki şu an. Sana içirmeyeceğim hiçbirini. Limon suyu ne ki be? Ne? Hadi içiyorum. Bu mu? Hadi iç. Neymiş o? Ama bu başka bir şey. Bu sos bu. Evet, hepsi sos. Ay bilecek lanet olsun. Yükselmesinden anladım. Bu şey. Barbekü sos. Yok, ebesinin yok ya. Söyleyeceğim be. Böyle bir kollama var mı? Ne yapayım, barbekü sos o kahverengi, onun suyla. Burada başka barbekü sos var mı? Ne yapacağız oğlum onu? Hani o kahverengi olan. Kes, kes. Hayır, dur bir dakika. Ne olarak başka bir şey diyorsun? Mesela çeşidini bize... Ha, bekle. Ballı. Yani bunun için bilmedi dedik ha kadına. O bal tadını alamayacak çünkü. Ne için? Ay,
İç biraz su, iç, kıyamam. Yok yok. Bunun için mi? Aç. Ne o? O ne? Turşu suyu. Deme. Miden yanacak, delinir. Midem delinir. İçme. Tamam, iki yudum alayım ben. İki yudum al. Tamam, hadi. Yeter. Ay, bu çok kötü. Hopo. Bu şey Çin. Çin... Çin şeysi diyor. Ha, ben bilirim. Görüntüsünü anladım. Ay, o kadar Çin güzel ki. Mi? Karides sosu yapıyorsun tereyağını. Karides sosu. Çin değil mi bu? Çin değil mi? Çin mi? Götümüzü kesecek. Bana bak, doğru düzgün bir şey. Ayağım ayağa kalktı. Çin mi değil mi lan? Hayır hayır, heyecanlandım. Oysa... Çin değil mi? Çin değil. Değil. Ne bu? Dur deme. Demesin. Bilemedin ya. Ay. Yandın mı? Yok, içinde... Aa, biliyorum. Tamam. Geldi. Tatlı ekşi tavuğun sosu. Tatlı ekşi sos değil mi bu? Öyle bir sos var. O değil mi? Evet, tamam. Tatlı ekşi sos... Tatlı İç ekşi Anadolu sos... yöresinden mi? He? Sweet chili. Sweet chili. Ha, göremiyoruz. Sweet chili bu. Sweet chili ama. Sweet bildim, chili. Bildim, bildim, bildim. Bildin tabii hiç... hayatım. Bilmesen biraz de zaten bazim... bildin. Baziko. 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 Yeter, midem bulandı. Hadi. Bitti mi? Biraz, biraz daha. Bayağı. Ne? Biraz daha mı? Evet, iki tane kaldı. Bu arada geçen hafta biz... Bu da barbekü sos, viski. Meğerse evde ya biri benim için içsin ya, gözünüzü seveyim. Ya. Dur, bu içsin. Dur, onu içme. Bu viskili barbekü. Al, tamam. Muhtemelen o. Ver. İçmene hiç gerek yok. Bakayım. Çok iyi bu ya. Evet, barbekü kokusu var zaten. Ben Hataylıyım, Nike'siyim. Gerçekten mi? Afiyet, bal, şeker. Hataylı mısın gerçekten? İçtin mi? Alkışlayalım beyefendi. O geziyor değil mi etrafta? Tabii. Bilemedi. Aa, şeftali suyu. Şeftali suyu ne? Şeftali suyu. Şeftali suyu yok burada. Hayır, öyle bir şey. Kayısı. Bilemedi. Kayısı. Esra için kim içecek? Beyefendi içsin. Allah bilir ona ne girdi. Bu neydi peki? Şeftali gibi kokan? Hayatım, o şeftali değil. Limon değil mi? Kaan'cığım... Kaan gerçekten. Bunun içinde limon olduğunu sanmıyorum. Çok limon. Tamam, ağzıma sıçtın diyebiliriz. Ederiz. Tebrik ediyoruz. Esra'yı bir daha alkışlayalım. Esra'ya bir tuhaf magazin sorusuymuş gibi bir şey daha hazırladık. Efendim, Esra'ya her milletten bir eski eşi olduğu ve pek çok dili konuşabildiği ile ilgili dedikoduyu soracağız. Doğru mu? Doğru. Vallahi. Kaç evlilik yaptın? Aa, bu 8. Neyi kapatacak? Üçüm öyle gözüken yapınca 5 oldu. Maalesef 8. Yanlışlıkla 8 kez evlendiğini söyletti. İnşallah Allah söyletmiştir diyoruz. Neyse ya, insan evet. Sevince öyle tabii demek canım. Ki. Aa, kime ne? Ama şey enteresan, gerçekten her milletten denedin mi? Yani öyle mi oldu işte? Hayır, denedim değil. Birleşmiş Milletler dahil. Hayır, şöyle yani denk geldi, o dönemler oradaydı. Yok, temsilcimiz başka zaten, evet. Yani denk geldiğim ülkelerde öyle oluyor hani. Yani hangi ülkeye denk geliyorsam. Yani kısmet diyerek. Bazı kaynaklarda efendim Esra için oyuncu olmaya karar verince o zamanki eşinin boşanmak istediği gibi saçma sapan bir şey yaptığına dair şey oldu. Böyle bir şey oldu mu ya? Hayır. Olmadı. Böyle de abuk şey niye olsun, böyle birini niye Esra olsun canım, neden hayatına sürü... soksun? Evet. Hayır, olabilir yani. Olurmuş, ben gerizekalı. Şimdi de ben kendi kabuğuma çekeceğim izninizle. Küçüldüm. Ha 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 ha!
Bu bölümde Esra'ya şöyle bir kıyak geçiyoruz. Bir sürü kaynakta filmografisinde olduğu olmadığı işler yazıyor bildiğiniz gibi. Biz bazı bilgileri Esra ile paylaşacağız. O da oynayıp oynamadığını söyleyecek. Televizyon kariyerinin ilk işi 2008 yılında başrollerini Demet Akbağ ve Güven Kıraç'ın paylaştığı Sen Harikasın dizisinde. Evet. Süper. Nasıl bir tecrübeydi? Çok tatlıydı. Eğlendim yani işte. Evet, çok eğlendim. Orada böyle tikli bir çikolata fabrikasında çalışan bir kadını oynamıştım. Ya. Bir saniye. Evet, böyle gözü atıyordu. Kadının boşu yok diyebileceğimiz bir oyuncu. O zamanlar hiç kötü için düşünmemişler bak. Görüyor musun? Sonra oldu. Yazıklar olsun. İkincisine geçiyoruz. Rol aldığı ilk tiyatro oyunu Şapkalı çocuğudur tövbe, diyor. Tövbe, doğru. O da doğru. Çocuğunu bipliyoruz zaten. Ha güzel. Değil mi? Çocuğu dediğimde bipliyoruz Hasan. Çocuğunu demiyor. Sesçi var mı? Çocuğu de Bekir zaten. Çocuğu deyince bipliyoruz. Neyin şapkası diye çıkıyor o zaman? İşte ha, şapkalı. Şapkalı çocuğu diyorum. O şapkalı bip diyor. Çocuğu duyulmuyor. Çocuğu da yok. Yok. Tabii. Yani o çocuğu duyuluyordur. O bu duyulmuyordur. Şapkalı bip. Şapkalı bip çocuğu diyorum. Bip bunun üstünde. Kurguru. Diyerek kurguda kendi ağzıma sıçtım az önce. 35 bin kere bu dediğim ay. Evet, bir diğerine geçiyoruz. İlk sinema filmi çekimleri tek günde tamamlanan uzun metrajlı Moral Bozukluğu ve 31 isimli film. Ali Yorgancıoğlu, öyle mi? Evet. 14 saatte mi bitti o film? Bir gün, yani bir iş gününde. Evet, bir iş gününde bitti. Kaç dakikaydı film? Yani. Bilen var mı filmi? O filmle ilgili şimdi çok tatlı bir film. Ne dedi, ne dedi? Hayır, bilen var mı dedim. Melik Şah, ben biliyorum dedi. Oğlum zaten editörsün ya sen. Şimdi de Melik Şah küçüldü. Büyüdüğün zamanlar da gelecek Melik Şah. Montajlıya montajlıya bir tek Esra Darmancıoğlu. Evet. Sonra adını söyleyip bip. Adını söyleyip bip. Esra Darmancıoğlu bip. Şöyle bir şey olmuştu. Bu filmi yaptık ama böyle tatlı bir film. Beşiktaş'ta bir tane korsancı vardı, ona gidiyordum ben. Hakim Bey, korsancı derken Afrikalı korsan satan insan. Gerçekten. Böyle götürüyorlar. Ve bunu şey porno kategorisine koymuş. Sonra ben çok gidiyorum geliyorum oraya. Esra Hanım dediler filminiz geldi. Ha dedim çok heyecanlıyım. İlk filmim evet dedi biz de seyrediyoruz. Sonra böyle komedi, dram böyle o tarafa doğru gidiyor. Böyle baktım orada bayağı porno bölümüne koymuş. Seyredin, güzel tatlı film, çok iyi kafası evet, evet, var bayağı yani. Bayağı eğlenceli film bu arada. O zaman işte böyle bir şey olmuştu, böyle bir anı. Ama yani adult film olarak değerlendiremeyiz canım. O bayağı eğlenceli bir film yani. O yok, porno adult değil mı deniyor pornoya? Ha, yoksa bipliyoruz. Ya gibi. Yine dedim. Ama hiçbir şey anlamayacaklar bizden. Anlar artık. Tamam, boş. Yok, pornoyu biplemiyoruz. Ama şey... Yani... Tamam ya, zaten niye bunlar konuşuluyor? Ben burayı tiyatro... Çok pardon. Esra Dermancıoğlu'nun sanat güneşliğine birazdan tekrar döneceğiz. Bir diğerine geçiyoruz. Başrollerinden biri olduğu Kadın İşi Banka Soygunu filminde grubun soyguna karışmayan tek kadın oyuncusu oldu. Ha, pardon, doğru. Dalmışım. Uzaklara baktı. Yine Kenan İmirzalı oldu. Yine Kenan İmirzalı oldu. Ceza ve Kıvanç Tatlıtuğ bekliyor. Balaya da gelmemişlerdi diyor böyle uzaklara bakıp. Yok, tamam, doğru. Nasıl geçti bu filmin seti? Güzel. Yani... Ya, yanlış öyle soru. Sorunca insan şey yapıyor. Çok güzel geçti. Ya merak ediyorum çünkü gerçekten şey... Canım ciğerim, Özge Ulusoy çok tatlı, Meltem öyle çok tatlı geçti. Evet, tamam, güzel bir tecrübe olmuş. Bir diğeri Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı karakterin adı Aytop'tu. Aytop muydu? Doğru. Muslukçu'ya yazıyor eve gelen. Adanalı. Yani bu kadına... Nasıl kötü kadın o? Helal olsun vallahi. Bir diğeri yer aldığı filmlerden biri 5 milyondan fazla izlenmiştir. Oh,
Ayla. Ayla. Çok güzel filmdi. Bakayım buna. Ay çok... Esra'cığım. Sanki Ayla, ha. Ayla Hanım. Ailesi bazen kendine şaşırıyor biliyor musun? Mesela niye böyle bir po? Yani 50 işte tane kendini çekmişsin. Kendini böyle şaşırıyorsun kameranın karşısında aslında ne yapacağını ve böyle biri çıkıyor bak. Bu ne ya? Aa, ondaki gurur. Tabii kimse de yok. Önceden söylemişler 5 milyon yapar diye. Hadi inşallah. Hadi. Gerçekten öyle. Bu bölümü de paketledik. Esra'yı bir tur daha alkışlıyoruz. Bugünkü rakibim karşınızda Esra. Elimde mikrofonla veriyorum gözdağı. Durumum vahim yani yazıyorum destan. İstediğini söyle bence sonun olur hüsran. Kadın işi banka soygununda nedir son durum? Küçük hesaplar yapıp da oynuyorsun mağduru. Sil baştan geri gelsin 90'lar. Rap battle'da yürüyorum maslanlar. Avrupa yakasında bir bölüm göründün. Ne yazık ki burada da ömrün bir bölüm. Bence senin lakabın olmalı bir görüm. Bu da İbrahim Selim imzası bir ömür. Tanıyorsun İbrahim kendini bana rakip banka soygununda. İndirdik bayağı bir nakit, korkma seninle işim olmaz çünkü cebindelik. Bence rüya görüyorsun, atalım bir çimdik. Küçük hesap yapıyorum ama konuk kalıyorsun. Sen de YouTuber olmuşsun, büyük hesap bilmiyorsun. Mağdur olmamın sebebi, şimdi burada olmam. Hüsran da olsa, sonun mikrofonda, susma! Mukaddes ile uğraştı İbrahim'in suçu bu. Elbet bir gün yenersin, kaybetme umudu. Senin imzan anca geçer emekli kuyruğunda. Kumanda bende İbo. Şimdi başın belada. Hanımefendiler, beyefendiler, bu hafta konuğumuz Esra Dermancıoğlu'ydu. Haftaya biz yine burada olacağız. Haftaya Zeplin'de görüşmek üzere. İyi akşamlar.